Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Tam konuşamıyorum çok. Normalde konuşamıyorum zaten. Bir de hastayım. O yüzden artık anladığınız kadarını anlayın. Anlamadığınızı tercüme ederim size benden sonra. Yeni stilimi nasıl buldunuz arkadaşlar? Şakalarımı bir an göze gelip kestim. Şöyle durayım yanlardan da. Beğendiyseniz yorum olarak yazın yani iletin. Çünkü benim hoşuma gitti sanki biraz böyle. Daha bir genç görünüyorum şu an. Bu tarzda devam edebilirim. Beğenmediyseniz şakallı halime tekrar dönebilirim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sol alttan kanalıma abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenin, likelayın çünkü videonun sonuna gelince unutuyorsunuz arkadaşlar. Kesin sağ tarafta Enes Batur, Orkun, Rain Man falan var. Onlara bir tıklıyorsunuz, bizi unutuyorsunuz yani. Bizi unutmayın, beğenin. Kanalımızın desteğe ihtiyacı var. Ve videoya başlayalım. Videonun başlığından da anladığınız üzere Wingsun'la alakalı olacak bu videomuz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda boş boş yorum yapan arkadaşlarımız oldu. Bakın eleştirme hakkına sahipsiniz tabii ki ama insanlara saldıramazsınız. Yani bana resmen saldırdılar. Cevaplarını verdim. Bu sefer de altta kalmamak için iftira atmaya başladılar. Yok sen Wing Chun'u küçümsüyorsun, uzak doğu sanatlarını küçümsüyorsun falan oldu. Ben tekvandocuyum arkadaşlar. Bakın burası benim salonum, bizim salonumuz. Tekvando olarak başladım. Daha sonra kickboksa yöneldim. Yani demek istediğim zaten tekvando da bir uzak doğu sanatı. Neden ben küçümseyim bu tarzları? Zaten kendim yapıyorum. O zaman saçma olmaz mıydı? Yani ben kendi yaptığım bir şey küçümsersem millet bize inanıp güvenip yani salonumuza kayıt olmazlardı arkadaşlar. Bir diğer konu da bizim kanalımızın adı Sezer Sallı Dövüş Sanatları. Yani kickbox veya tekvando değil arkadaşlar. Dövüş sanatları. İleride videolarımızda ders olarak Wing Chun dersleri, sambo, güreş, MMA hepsine böyle yer vermeye çalışacağım. Ve ben kanalıma ders olarak koyacağım bir konuyu neden küçümseyim yani? Salak mıyım ben yani? Niye öyle bir şey yapayım? Öyle yapsam bu sefer kendi primim azalacak arkadaşlar. Ben sadece şu konuyu sevmiyorum. Bilip bilmeyen herkesin ben Wing Chun ustasıyım deyip para kazanmak amacıyla insanları dolandırması yani bunlar dolandırıcılık. Alıyorlar insanlardan 250-300 milyon aidat. Öğrettikleri bir şey yok. Çoğu insan böyle. Yani düzgünce Wing Chun öğreten kaç kişi var ülkemizde bilmiyorum. Çünkü dünyada zaten çok kişi yok. Geleneksel Wing Chun'u bilen çok az kişi var arkadaşlar. Dünyada. Ülkemizde de bunun sayısı kat kat az. Wing Chun'un belli bir materyali olmadığı için mesela bizde sol direk, kroşe yani bunlar evrenseldir. Buradan Hollanda'ya gidin, İtalya'ya gidin hep aynı hareketi görürsünüz, anladınız mı? Ama Wing Chun'da hep böyle farklı farklı stiller olduğu için ya bu yağmur konuşturmamak için var ya bağırıyorum da bağırıyorum. Niye bu kadar yağmur yağıyor ya? Çok yağmur yağıyor. Birazdan yağmur gün şöyle devam edeceğiz. Arkadaşlar fırtına mı koptu? Kasırıyorum bak şuradan göstereyim var ya dışarısı çok kötü yani güvenlik kameramızdan. Ne oldu böyle anlamadım bir anda ya. Şu bir bitsin de konuşayım hemen. Nihayet yağmur dindi arkadaşlar. Yani iki kelam edeceğim. Çok ses geliyor. Acaba sesim geliyor mu o tarafa diye çünkü mikrofon kullanmıyorum. Bir onu düşün bunu düşün. Ne anlattığımı unutuyorum artık en son. Ara vererek bence iyi yaptık yani. Şimdi çok dönüp duruyorum. Başım dönmesin. Uygun bir yer arıyorum ışık olmayan. Dediğim gibi kickbox'tur, muay thai'dir, tekvando'dur. Bunlar resmi böyle federasyondan sus ve yıllardır olduğu için evrenseldir, dünya federasyonları vardır, her ülke buna bağlıdır. Ama Wing Chun'da böyle bir şey yok arkadaşlar ve çünkü müsabakaları yapılmıyor. Felsefesinde yok bunun. Müsabakası yapılmayan bir şeyin de girip de yani o ondan iyidir, bu bundan iyidir diyemeyin. Biz kickboksu, muay thai, tekvando'yu kıyaslayabiliriz çünkü sporcuları müsabaka yapıyor, müsabakalara giriyor, çıkıyor, dünya şampiyonları oluyor, olimpiyat şampiyonları oluyor tekvando'nun, işte karate'nin ne bileyim. Ama Wing Chun'un böyle bir şeyi yok. Hakkı var yani yenilmeyiz falan diyor bazıları böyle kendi hocasanlar. Doğru çünkü hiç maç yapmamışlar. Hiçbir şekilde müsabakaları yok. Yenilmiyorlar ama yenemiyorlar da tabi. Diyeceklerim bunlar. Şöyle oturayım en iyisi. En rahatı böyle olacak diye düşündüm arkadaşlar. Bir yandan da antrenman yapıyorum. Antrenmanın arasında çünkü devamında vakit olmayacağı için arasındayken böyle bir çekeyim dedim bunu. Arkadaşlar bir diğer değineceğim konu da işte oradaki adamın vasat bir adam olduğu, yaşlı bir adam olduğu, videodaki yani bir yumrukla bayıltanın da genç olduğunu, o yüzden öyle bir şey olduğunu falan yoksa işte yok edermiş falan gibi bir salak saçma yorum yazan bir çocuk vardı. Arkadaşlar bu videoyla zaten belli olmayacağını ben söyledim o videoda.
Wing Chun'un kickboksu'yu dövdüğü bir video da olabilir yani. Bu tarz videolar bulabilirsin çünkü bunlar amatör şeyler yani. Ama o dikkat ettiysen bir ringde yapılıyor. Bir profesyonel şekilde yapılıyor. Diğer gördükleriniz hep böyle salon tarzı yerlerde yapılıyor. O yüzden orada dövüşen kickboksu da, Wing Chun'u da, Muay Thai'ı da neyse amatör tarzda bir adam oluyor. Orada artık yani biraz şans kelime oluyor. Teknikler çok adam karşı koyamıyor. Benim demek istediğim olay dünyanın en iyileriyle yani kickboksu, Muay Thai dünyanın en iyi dövüşçüleriyle, sayılan dövüşçüleriyle işte Wing Chun'un en iyisi kimse onlarla böyle bir mücadele olsa kickboks, Muay Thai bu sporların üstün olacağına inanıyorum ve onu dile getiriyorum ben sadece. Karşılaştırma yapabilirim arkadaşlar. Ben bir antrenörüm. Aynı zamanda bir sporcuyum. Ve bu tarz şeyleri de araştıran, merak eden bir insanım. Yani diyelim ki ben bir dal öğrenmek istiyorum. Tabii ki bunu araştıracağım yani. Tekvando nedir, nasıl yapılır, kickboks nedir, nasıl yapılır. Bu ikisini de böyle yan yana koymak bence kötü bir şey değil yani. Tabii ki küçümseme yok ama farklar var. Bu farkları da görmezden gelemeyiz. Kim ne derse desin yani. Şimdi bir telefon alırken bile iPhone mu, Samsung mu, o mu, bu mu diye böyle ne yapıyorsunuz? Karşılaştırmalar yapıyorsunuz. Size göre en iyisi hangisi onu alıyorsunuz. O adamlar da ne yapıyor mesela, diyor ki iPhone'un bataryası kötü, işte onun bilmem nesi kötü, yani örnek veriyorum. Bunun gibi şeyleri size dile getiriyorlar ve sizin seçim yapmanıza sağlıyorlar. Şimdi bu adamlar resurs mu işte yani, aman sen karşılaştıramazsın falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar yani, herkes karşılaştırabilir. O videoda adamın gardı Wing Chun gardı. Wing Chun gardları genelde açıktır, açık verirsin rakibe. Çünkü suratı korumuyorsun. Gelen yumruklara blok yapıp rakibe karşı saldırı yapmak, kontra atak yapmak üzerine kurulu bir spordur yani hızlıca. Şimdi kickboksta da, boksta da, Muay Thai'da da biraz daha çok sert bir müsabakalar olduğu için yumruklarımız, gardlarımız kendimizi korumak adına sürekli yakın durur kendimize. Farklardan biri bu. Orada mesela suratı açık olmasaydı o tek yumruğu yiyip de öyle bayılmayacaktı. Zaten dayanıklılığı yok belli yani, çok sert yumruk yememiş. Mesela aynı yumruğu kickboks yese bayılır mıydı? Belki. Belki bayılırdı, belki bayılmayabilirdi. Arkadaşlar konumuz bayılmak falan değil yani aslında. Şimdi orada bir saniyede olmasının sebebi şu. Bir Wing Chun'cular müsabaka yapmazlar. Yani o antrenmanla yaptıklarını sayılmıyor. Ben gerçek bir maçtan bahsediyorum. İkincisi teknikleri açıktır yani, açık verirler. Hep mesela high kick yoktur, kafaya tekme yoktur. En fazla middle kick dediğimiz mide seviyesi tekmeler vardır, aşağı seviye tekme. Ve genelde yumruklar hep göğüs seviyesinde olur. Yani rakibi bloklayıp üstüne doğru gitmek üzerine olduğu için sürekli bir ellerin bir oynadığını görürsünüz. Hani gelen yumruğa tekmeye falan bloklar bilmem ne. Bu ne kadar eller böyle oynarsa Barcelona'lı futbolcu. Suratınız o kadar açılır. Ne kadar suratınız açılırsa karşıdaki rakip de sizi o kadar o videodaki gibi bayıltmaya yakın bırakır. Çünkü sen Wing Chun'cuyum, ben çok hızlıyım falan yapıyorsun ama rakip de hızlı yani. Rakip de bir boksör, rakip de bir kickboksör. O adamlar da yani hiçe saymayın. Bir boks dediğin şey zaten yumruk üzerine kurulu. Bence bir boksör iyi çalışan mesela hafifçi bir boksör Wing Chun'dan daha hızlı bir yumruk atabilirsin. Bunu dedim niye de yine başlayacak o şeyler, İtman hayranları şöyle böyle bilmem ne diye. Ama açıp izleyebilirsiniz. Raul Garcia mıydı? Ondan sonra Floyd Money Mayweather, Canelo, Chris Eubank Jr. Bu insanlar antrenmanlarını izleyin, karar verin yani. Bunlar profesyonel en iyi yapan adamlar ve bu işten para kazanıyorlar yani. Bazıları da dediğim gibi para kazanıyor ama onlar böyle kazanıyor, indirgen de kazanıyor. Bu adamlar gerçekten dövüşerek kazanıyor. İşte aradaki farklardan bir tanesi bu. Benim bu Wing Chun'la ilgili ön yargılarımın sebepleri hep o dolandırıcı kişiler arkadaşlar. Ben 5-6 tane kişi tanıdım, karşılaştım. Hepsi böyle yani. Hiçbir bilgileri yok, teknikleri yok, sıfır. Ama adamlar ben Shifu'yum, ben Master'ım falan deyip insanların böyle hakkını alıp kandırıp 350 TL, 200 TL böyle yüksek aidatlarla o salonu böyle kalkındırıp işte kendine bir yer edinen insanlar. Ama halbuki bir tane maçı yok. Bir tane ne bileyim herhangi bir başarısı hiç şey yok yani. Şimdi bu adam neye göre iyiyim diyor, neye göre şifrim diyor ya. Ben o zaman ben de oturayım evde, İpman serilerini hepsi bitirdim yani. Ben de şifre sayılır mıyım arkadaşlar, soruyorum işte. Ya da master olur muyum? İpman 3'ü izlerim, hatta 4'te de Scott Atkins oynuyormuş, Boyka'yı oynayan oyuncu. Bakın hep bilgiye sahibim, demek ki ben de master olabilirim belki arkadaşlar. Yani bu master'lık, şifuluk kolay şeyler değil arkadaşlar böyle.
bizim yaptığımız mesela antrenörlük, hocalık bile kolay değil. Onlar hiç kolay değil. Filmlerden izleyip çok etkileniyorsunuz böyle eski tarz. İşte o İpman falan böyle o kültür böyle hoşunuza gidiyor, güzel yansıtıyorlar ama böyle bir dünyaya dönün bakın istiyorum. O dünyada yaşamıyorum ya. 21. yüzyıldayız. Yıl 2019 oldu artık. Artık böyle gerçeklerle yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle film, hayali şeyler, filmsel şeyler geride kaldığını düşünüyorum. Artık çağa ayak uydurmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki saygımız var ama dediğim gibi geleneksel Wing Chun'u kim yapıyor? Bana gösterin ya. Deyin ki şu adam geleneksel Wing Chun'un hepsini yapıyor A'dan Z'ye diye. Tamam diyeceğim. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Kendilerine göre işte şöyle yaptım, atak yaptım, nemle yaptım diye uyduran tipler çoğunluğu böyle yani. Gerçekten şimdi tam böyle gerçekten öyle biri var mı bilmediğim için konuşmak istemiyorum ama kendi bildiklerim bu şekilde. İzleyip bana hak vereceğinize inanıyorum. Körü körüne şimdi giden arkadaşlar var. Wing Chun'a böyle bu bahsettiğim hocalara da gidenler var. Onlar tabii ki videonun altına atlayacaklar. İşte sen bilmiyorsun, sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ne diyeyim yani artık herkes konuşabilir, fikrini söyleyebilir. Dediğim gibi saldırmadığım sürece, hani hakaret, küfür bilmem ne olmadığı sürece her türlü fikrinizi söyleyebilirsiniz. Bu benim fikrim arkadaşlar. Siz de bir YouTube kanalı açıp orada kendi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Düşüncelerim bu yönde. Biraz uzun bir video yaptım. Konuştum, bol konuşmalı. Bazen bir ara yağmur yağdı, konuşturmadı beni ama yine de pes etmedik, yaptık. Şimdi antrenmanıma devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz tıklayarak da beğenin arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ve sizlerden ricam, yorumlarda lütfen fikirlerinizi belirtin yani bana. İyi veya kötü fark etmez. Dediğim gibi Wing Chun dersleri de olacak kanalımızda. Wing Chun aşağılama bilmem ne kesinlikle yok. Sadece bir dövüş esnasında ikili. Kickboksun daha üstün olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim fikrim. Sen diyebilirsin ki Wing Chun daha üstündür. Saygı duyuyorum sana da. Ben yani videolar onunla bununla kendi fikirlerimi söyleyerek kanıtlamaya çalışıyorum. Sen de dersin ki işte Wing Chun'da şu vardır, bu vardır, kickboksu yok. Saygı duyuyorum. Birbirimizi kırmaya gerek yok arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.